dert hadiseleri insanlara çok farklı okutturur. Asıl mesele derdi derman bilmek lazım. Diyor büyük zat, dertten büyük bir derman mı var? Bir sebebi gufran mı var? Dert sebebi gufran oluyor. Dertle insan arınıyor günahlardan. Türkçemizdeki ifadesiyle pir-u pak oluyor. Öbür tarafa öyle gitme varken bu yolla bile olsa bence olup biten şeyleri hiç kale almamak lazım. Madem derdi hicrana, onulmaz dertlere derman o, gönül dermanını bulmuş demektir. Üzülmemeli, müteessir olmamalı. İçine bir sıkıntı geldiği zaman içini ona dökmeli. Yine o büyük zatın dediği gibi kerem kıl, kesme sultanım, keremin bir nevalardan, keremkâna yakışır mı kerem kesmek gedalardan? Kendini o konumda müteala et. Onun kapısının tokmağına dokunacağın zaman bu mülahazalarla dokun. Halinden şikayet etme. Kendi konumunun hakkını ver. Siz bu türlü mülahazalara inşallah girmezsiniz. Gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, lutfunda hoş, karında hoş der. Her şeyi hoşnut bir ruh haletiyle karşılarsınız. Zannediyorum radiye, mardiye sırrının esas tecelli ettiği nokta da burası oluyor. Nefsi levvameden sıyrılma, nefsi hayvaniden sıyrılma, nefsi itminana ulaşma. O da Cenab-ı Hakk'ı çok zikirle, çok tefekkürle, çok tedebbürle oluyor. Kur'an buyuruyor. Ela bi zikrillahi tadme innul kulub. Eskiler agahu mütenebbih olunuz ki kalpler Allah'ı anmakla oturaklaşır, itminana ulaşır. İtminana ulaşmış bir kalbin iki kanadı vardır. Bir kanadı itibariyle radiyedir. O Allah'tan hoşnuttur. Biraz evvelki mülahazaya bağlı celal, cemal. Mardiye de Allah'ın rızasına mazhardır. Bunu Kur'an-ı Kerim ifade buyururken değişik yerlerde radiyallahu anhum ve radu anh diyor. Evvela Allah'ın razı olması. O razı olunca ilmi muhiti subhanisiyle senin ne yapacağını biliyor, senden razı oluyor. Hak dostu kulübü dariyada ifade edildiği gibi, sen razı ol ki ben de razı olayım diyor. Senin Allah'tan razı olman yürekten, her şeyi hoşnutlukla karşılaman, ondan gelen bir esintidir, bir merhemdir. Bazen muhalif rüzgarlar esebilir. Bir muhalif rüzgar esebilir. Bazı şeyleri savurmuş gibi görülebilir. O arkasında da bu türlü fırtınalara sebebiyet veren, merhametsiz, mürüvvetsiz gibi görünen insanlar bulunabilir. Fakat sen Allah'a nasıl inanıyorsan, nasıl sağlam, mutmain bir kalbe sahipsen, öyle davranmalısın. Enbiya-i İzam'ın yolunda yürüdüğüne göre onlar gibi davranmalısın.